Yerli üretimdeki sıkıntı senin anlattığın kadarıyla gene her zaman olduğu gibi tipik bir Türk mantığı malzemeden çalmak. Birincisi o, ikincisi elektronikte, ben daha önce de sana konuşmada bunu dile getiriyordum. Elektronik ham maddesi çiptir. Doğru. Şimdi biz bu çipi kendimiz üretemiyoruz. Türkiye'de o kadar iyi mühendisler var ki, gerek kodlamada olsun, ben kodlamaya yönelmesine karşıyım. Çünkü kodlama tek başına bir şey değil. Kodlama çip değiştiği zaman kodlamanın komutları da değişir. Her çipe göre farklı bir kodlama sistemi vardır elektronikte. Doğrudur. EEPROM'un kodlaması farklıdır. PIC'in kodlaması farklıdır. Evet. Mikro işlemcinin kodlaması daha farklıdır. Peki bu beni ilgilendiriyor mu? Bu üreticiyi ilgilendiriyor. Evet. Bunu Üretici biz beni üretiyor kendimiz mu? yapamadığımız için yurt dışına bağımlıyız. Biz yerli arabayı nasıl yapacağız? Bana onu söyle. Klonladık. Ha, o da yani diyorsun şey. Klonladık. Patent ödeyeceğiz. Bu mu? Evet. Peki hakikaten hani ben diyorum ya mesela it dili var, ot dili var, o var, bu var diyorum. Bunlar Abi bunu çok yapamıyor güzel mu? elektronik mühendisliğimiz ama çip olayı tamamen farklı. Yapamazlar mı? Zor. Bunda devlet desteği gerekli. Tamam oluyor devlet destek olursa yapamazlar mı? Yapılır. Devlet desteği olsa Yapılır yapar mı? ve şunu söyleyeyim abi. İnletiriz ortalığı. O derece yani. Yani Türkiye'de çok aşırı profesyonel elektronik mühendislerimiz var. Zeki. Yani adama diyorsun ki bana şöyle bir cihaz yapacaksın. Şu saniyede şunu yapacak, bu saniyede bu şunu yapacak. Adam bunu kafasında tasarlıyor ama sıkıntı şurada. O çipi üreten gavur, o çipin üretimi durduğu anda senin o bildiğin kodlama bitti. O yüzden Türkiye'de üreticinin haklı olduğu nokta şu. Şimdi elektronik mühendisi bir devreyi tasarlıyor. Tamam. Devreyi cihazı kullanacağı çipe göre tasarlar. Evet. O çip üretimde var olduğu sürece o devreyi kullanırsın. Ama çip sürekli değiştiği için, iptal olduğu için, sen kendin üretmediğin için Evet. çip piyasasına kalktığında sen yeni bir devre tasarlamak zorundasın. Bu da yeni bir Zorundasın. Ar-Ge demek, yeni bir maliyet demek. Şu bilgisayarın anakartının tasarımının değişmesi demek, kasasının değişmesi demek. Bu da Anladım. plastik kalıp maliyetini arttırır, bu da maliyetleri arttırır. Genel maliyetleri. Sen Anladım. ham madde olan çipi kendin ürettiğin zaman 100 senede üretirsin, 1000 senede üretirsin. Anladım. Ama öbür türlü gavurdan bir sene alırsın, bir sene sonra başka bir çip almak zorunda kalırsın. Yani her türlü Kodlamayı gebeyiz. yeniden öğrenmen gerekir. Cihazın kalıbını yeniden tasarlaman gerekir, devresini yeniden tasarlaman gerekir. Bu yüzden Ama tüm kümalı yapabiliriz. cihazların kalitesi biraz düşer ama o tekerlek olayına karşıyım. Tekerlek, o tekerlek sakat.